Sevgili izleyenler, bugün Güney Londra'dayız. Güney Londra'da çok şirin bir okulumuz var, Blackfen Türk Okulu. Bugün karne dağıtımı yapıldı. Karnelerden sonra neşeli bir güne hazırlık var. Kermes düzenlendi okul aile birliği tarafından. Surgery Building'in sponsorluğunda gerçekleşiyor bu etkinlik. Şu anda yanımda okul başkanı Zehra Süleyman var. Bize duygu ve düşüncelerini aktaracak bugünle ilgili. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Sizin de dediğiniz gibi bizler Güney Londra'da Türk dili ve eğitimine yardım etmeye, gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün son günümüz, tatile giriyoruz Eylül ayına kadar. Bu nedenden dolayı çocuklara bir eğlence düzenledik. Hem gelir sağlamak hem de çocukların son gününde bir şeyler katmak istedik. Böyle. Okulun sorunları var mı Zehra Hanım? Evet. Okul sorunları ya devlet yetkililerine iletmek istediğiniz? Vallahi en büyük sorunumuz grant sorunumuz. Yani herhangi bir gelirimiz yok şu an. Kendimiz düzenlediğimiz dayanışma geceleri ya da fundraisinglerden gelen imkanlarla devam ettirmeye çalışıyoruz. 125 ile 150 arası öğrencimiz var. Elçiliklerden 3 tane istiyoruz. Çünkü sadece 7 tane sınıfımız var. Ayrı folklor hocamız var. Sadece 3 tane öğretmen bize elçiliklerden sağlanıyor. Bunun dışındaki öğretmenleri kendi imkanlarımızla ödemeye çalışıyoruz. O nedenden dolayı tabii ki elçiliklerde çekiyoruz, bayağı çekiyoruz. Kesin okul kirası olsun, öğretmen ücreti olsun. Gelir de olmayınca biraz sıkıntıya giriyoruz. Yani bu fundraising'ler de olmasa devam etmek mümkün değil. Çünkü hükümet biliyorsunuz grantlar verdikleri yardımları 3. seneye girdik. Hiçbir şey almıyoruz. Hiçbir şey almıyoruz. Sadece okul register kaydı. İnşallah sizi yetkililer işitir. İnşallah. Yani en azından 2-3 öğretmene daha ihtiyacımız var ki devam ettirebilelim. Çünkü yani baktığımızda sene sonundaki bütçemize gelirimizin birçoğu öğretmen ücretlerine gidiyor. Bir de okul kirası var. Yani kolay değil. Bir şeyler yapmak lazım. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Ben de Zehra Hanım'ı destekliyorum. Aynı. Kendinizi tanıtın. İsmim Elmaziye Durmuş. Okul koordinatörüyüm. Ben de 5-6 sene var bu okulda görev yapmaktayım. Ve ayrıca bütün görev arkadaşlarımız hiçbir ücret talep etmiyorlar. Herkes gönüllü olarak, herkes, kimse para almıyor. Öğretmenlerin haricinde kimse para almıyor. Herkes gönüllü çalışıyor. Bir tek benim bir şey demek istiyorum. Ailelerimiz biraz duyarsızdır sanki. Yani mektup dağıttık, reklamımızı yaptık. Hala daha yani çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. Yani istiyorum ki katılım daha çok olsun böyle yerlere. Hem çocuklar için hem aileler için. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bir de balonuz olacakmış. Onu da bir nerede olacağını bir açıklarsanız. Tabii belki, ki. Lütfen çok iyi olur aslında bizim açımızdan. Şey yapalım, yani Türk dilim ve eğitimine destek vermek isteyen, kendi özümüzün çocuğumuza destek vermek isteyen herkesi oraya bekliyoruz. 10 Temmuz'da Star Banqueting Suite, Woolwich, Star Banqueting Suite, Woolwich'te 5 ile 11 arası olacaktır. Tüm yardımseverleri bekliyoruz. 5 ile 11 arası. Akşam üzeri tabii ki. Evet. Tiketlerimiz çıkmıştır. Yani yerimiz de var. Bana ulaşabilirler. Yani evet. Size de ulaşabilirler. Sizin aracılığınızla da bize ulaşabilirler. Yani gelmek isteyen herkesi bekliyoruz. Peki ailelere son olarak bir mesajınız varsa onu da iletin. Ya Elmaz Hanım'ın dediği gibi bazı konularda gerçekten ailelerimiz çok duyarsız. Yani biraz daha ilgi göstersinler diyorum. İlgi göstersinler. Yani burayı sadece çocuklarının vakit geçirebilecekleri bir yer olarak görmesinler. Çünkü burada biz eğitim vermeye çalışıyoruz. Bir şeyler katmaya, kendi kültürümüzü katmaya çalışıyoruz. Yani Türk dili dışında bir de kültürümüzü aşılamaya çalışıyoruz çocuklarımıza. Yani bazı ailelerimiz var ki sadece burayı gelip bırakıyorlar. 2 saatliğine gidiyorlar, gelip alıyorlar. Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Yani bizim yapabileceğimiz 2,5 saatin içerisindeki dersin yani katkısı ne kadar olabilir ki? Biraz da ailenin destek olması lazım ki çocuğuna. Yani ilerletebilsinler, bunu bir yerlere getirmek şart yani. Sadece okulda 2,5 saatlik hafta sonu bir okulu için, ek bir okul için yeterli değil. Ailenin de desteği şart. Bu konuda biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum.
Yani, biz size başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hasan Bey merhaba. İyi günler. İyi günler. Nasıl gidiyor? İyilik vallahi, içinde herhangi bir şey. One plane, one lettuce and bir dakika kadatacağım. Tamam. Bundan koyuyorum buna değil mi? Diğerine. Evet. Bugün gördüğünüz gibi Türk Blackman Türk Okulu'na yardım için kermes düzenledik. Kermes düzenledik burada. Şu an burger yapıyoruz. Burada misafirlerimize görevimiz bugün şeflik. Bugün işleri bıraktık. Bugün şefliğe soyunduk. Ahmet Bey 1 lira alayım lütfen. Bu beyefendiye. Aynı zamanda da Surgery Building bu Building Surgery sponsor olarak geçiyor değil mi? Ahmet Bey'le birlikte bu işi işte uyguluyoruz burada. Evet. Elimizden geldiği kadar uyguluyoruz işte. Şefliğe atandık ama bu iş galiba bizim işimiz değil. Biz galiba inşaata devam edeceğiz. Sağ olun geldiğiniz için. Burada bugün her yıl bunu düzenliyoruz. Burada tüm Türk halkına, İngiltere'de yaşayan tüm Türk halkına duyurulsun ki biz bunu her yıl yapıyoruz. Herkes her bölgeden herkes davetlidir. Herkes gelebilir. Bu güzel günümüzde yanımızda olsunlar. Türkler hep bir olalım. Her yerde buluşalım. Böyle güzel günlerde herkese hizmet edelim. Kıbrıs'a bir mesaj var mı? Kıbrıslar buradaki yaşayan Türkleri örnek alsınlar. Buradaki Türkler gibi kendi yağıyla kendi ciğerini kavurmayı öğrensinler. Bazı hazırları şikayette de olsalar kabul etmeyi ya kabul etsinler ya etmesinler. Yes or no? Burada yani daha derin mesaj söyleyebilirim ama artık onu kimse de kırılmasın, darılmasın. Çünkü bizim de kardeşlerimiz var orada. O yönden biraz kenardan geçelim. Ahmet Bey de eski şeflerdi. Ahmet Bey siz neler söyleyeceksiniz? Meşgulüm şimdi şu anda. Her şey güzel gidiyor. Her şey yerin yolundadır. Müşteriler doluyor burada. Para almaya devam edeceğiz. Okula katkı değil mi bu? Tabii ki. Kesinlikle okul için. Okulu ayağa tutmak gayretiyle. Kıbrıs'ta bütün insanları seviyoruz. Onlardan gönlümüz her zaman birliktedir. Onlara sonsuz selamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burger geldi. Ne için? Hasan Bey size de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok mersi. Ketçap yok. Burger sos var. Mayonez var. Taşkın Bey, çok yoğun bir şekilde mangalın başında uğraşıyorsunuz. Vallahi eski günleri hatırladık. Arkadaşlara yardım etmeye geldik. Mi, Londra günleri mi? Hem Londra günleri hem Kıbrıs. Zaten Kıbrıs'ta yaşamadık zaten. Senelerimiz burada geçti. Burada çalıştık, burada yaşadık. Onun için değilim burada alıştık. Kıbrıs'tan her şey çocuklarımız için diyorsunuz. Hep çocuklarımız için. Bu etkinlikte bulunuyorsunuz. Biz yardım etmezse kim yardım edecek? Kimse. Bak Kıbrıs'tan gelen arkadaşlarımız var Mehmetçik'ten. Onları bile işi başına koyduk. Çalışıyorlar yani. Sağ olasınız. Selamlar. Kıbrıs'a bol bol selam. Abi sizden alalım. Gel böyle yakın. Evet. Neler söylemek istersin? Ne söyleyeyim bak. Çok her şey çok güzel. Yeşilliğin içinde mangal. Evet, mangal keyfi yapıyoruz. Kıbrıs'a selamlar. Başka bir şeyler daha söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Pişiriyorsun. Evet. Pişiriyorsun. Ben tavuk pişiriyorum. Soslu tavuk. Evet. Güzel. Öyle. Bu görevi verdiler bana. Vallahi böyle sürpriz bir geliş yaptım. Herhalde gidişte böyle sürpriz olacak. İyi yolculuklar. Sağ olun. Hanım bugün bir kermes var burada. Evet, her yıl okulun toplanmış olduğumuz Türk aileler olarak her yıl sonu yapıyoruz. Amacımız çocuklarımıza Türk eğitimi ve Türk alışkanlıkları etmek. Bizim kendi milli güllerimizi öğretmek. İşte dansımız olacak zaten, folklor dansımız olacak. İşte el ele verip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda Türk halkı olarak. Dayanışmak olmak ve çocuklarımıza bir şeyler öğretebilmek aslında bütün amacımız. Umarım yerine geliyordur. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhaba, ben Tangül Raşit. Elmaziye Hanım'ın kız kardeşi bu arada. Bugün ne yapıyorsunuz burada? Kermes var, mangallar yanıyor. Vallahi siz bugün bir şeyler satıyorsunuz galiba. Evet, bugün burada okulumuza yardım amaçlı masa tuttum. Aloe vera denen ürünleri satıyorum. Çok iyi ürünler, çok kaliteli ürünler, doğal, natürel ürünler. Herkese tavsiye ederim.
İnşallah gelirler, alırlar, okulumuza da bir katkıda bulunurlar. Kıbrıs'a bir mesajınız var mı? Kıbrıs'ta annem geçen gün düşmüş, omuzunun kemiğini kırmış. Ona çok büyük geçmiş olsun, acı şifalar dilerim. Bütün sevdiklerime de selamlar gönderiyorum. Peki, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ay ben tanışmazsam çok hastayım. Söyleyin bakalım bir şeyler. Ne söyleyelim? Sen söyle kızım. Bugün karnemizi aldık, çok mutluyuz. Evet. Karneyi aldı mı bugün? Aldı. Evet. Hepsi pek iyiydi, çok mutlu olduk. Kızımın Türkçesi çok güzel olduğu için. Öyle mi? Evet. Evet. Şimdi de burger yiyoruz işte böyle. Kilomuza devam. Peki, afiyet olsun. Çok burger yeme. Tamam. Tamam mı? Tamam, teşekkürler. Evet, sizi tanıyalım. Bugün kermes var. Neler söylemek istersiniz? Bugün adım Seval. İşte okula yardım olmak için face painting yaparak çocuklara. Ne diyorsunuz buna? Face painting. Face painting. Yüzüne işte hayvancıktır, kelebeciktir. Neler yaptı sana abla? Ha? Söyle yani bakayım. Kedi mi yaptı? Kediye mi benzetti seni? Sileceğim öyle. Peki, mesaj var mı Kıbrıs'a? Yoktur, bir söyleyeceğim yoktur, bilmem. Bilmez.